Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinde Zeytinlik Mahallesi muhtar adaylarından Sayın Cemal Tutbay'la olan mülakatımıza başlıyoruz. Merhaba Cemal Bey. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. İlk olarak kendinizden bahseder misiniz? Ben 1962 Samsun doğumluyum. Aslen Kavaklıyım. 55 yıldır yaklaşık 54-55 yıldır Samsun Zeytinlik Mahallesi'nde ikamet ediyorum. İş hayatıma, okullarımdan sonra iş hayatıma 1984 yılında başladım. 27 yıl hizmet verdikten sonra Emniyet Müdürlüğü'nden emekliye ayrıldım. Emekliye ayrıldıktan sonra muhtarlık niyetim daha önceden de vardı. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı, bilhassa sevdiğim arkadaşların muhtarlık yapmasından dolayı ara verdim. Sonradan da o dediğim arkadaşlar çekileceğim dediler, çekilmediler. Biz de bir daha etrafımıza, dostlarımıza yaydığımız için mecburen diyelim, katılmak zorunda kaldık. Peki. Bu şekilde. İkinci soruya geçelim. Mahallemizdeki mevcut hizmetlerden farklı olarak ne gibi farklılıklar sunacaksınız mahallemize? Şimdi ben bu sıfata şu yönüyle talibim. Mahallemizde gerçekten çok büyük eksiklikler var. Bunları bazıları halloldu, bazıları da hallolamadı. Efendim, insanlarımıza, mahalle sakinlerimize daha iyi hizmet vermek vaatlerinden mütevellit sadece şunu söyleyebilirim. Muhtarlıkla ilgili bir muhtarın ne yapması gerekiyorsa onun en güzel şekilde yapmak için mücadele vereceğime inanıyorum. Bir mahalle sakinimiz geldi, şu sorunu vardı. O da muhtarlığın işiydi. Dedikten sonra onu sonuna kadar halledeceğime inanıyorum. Gerekirse gerekli mercilerin kapılarında akşam sabah yaparım. Yine onu almaya çalışırım. Çünkü bu benim sorumluluğum altındaysa bunu bana karşıki taraf vermek zorunda. Bunun için kamu kuruluşlarıyla irtibata geçip görevlerim cihetinde, yetkilerimiz cihetinde bunları yapmayı vaat ediyorum. Bunları yapamazsam zaten yapamayacak gibi olsam hiç bu işe niyetlenmezdim. İnşallah başarırım diye düşünüyorum. Peki şunu demek istiyorsunuz o zaman. 27 yıllık bir kamu hizmetinin verdiği tecrübeyle kamu ve vatandaş arasındaki hizmet boşluğunu doldurabileceğim diyorsunuz. Evet. Anladım. İnşallah hayırlısı olur. Peki gençlikle ilgili veya zeytinlik sporla ilgili düşünceleriniz nedir? Vallahi gençliğe tam hizmet veriliyor mu mahallemizde? Zannetmiyorum, verilmiyor. Yani artı gençliğimizin yani mahalle olarak, ben kendim emniyet mensubu olduğum için mahalle olarak ilimizde bayağı kötü intibalar uyandığını biliyorum. Evet, Zeytinlik Mahallesi. Gerekirse gençlerimize birebir, sorumlu gençlerimizi alırım karşıma, otururum, elimden geldiği kadar mücadele veririm, manevi şekilde çocukları adapte edebilirsem ne mutlu bana. Çünkü gençliğimiz gerçekten çok kötü bir durumda. Ahlaki çöküntü gitgide artıyor. Evet. Çeşitli yanlış yollarda olan gençlerimiz var. Bunlardan kurtarmak, hepsini açıklamak istemiyorum. Bunlardan kurtarmak vazifesini de üzerime alıyorum. Gerekirse emniyetle ilgili konularda ben de o dairede çalıştığım için bunun mücadelesini daha rahat verebilirim diye düşünüyorum. Ama burada gençlerimizi de, önce gençlerimizle görüşmemiz lazım. Evet. Bir şikayet değil, sadece o gençlerimizi amacım kurtarmak. O niyetle diyorum yani bunu, bu sözü veriyorum. Anladım. Yani ilk etapta kitleyi değil, bireyi düşünüyorsunuz. İnsanların kalbine girmeyi isterim yani her zaman için. Peki zeytinlik spor hakkında ne düşünüyorsunuz? Zeytinlik sporumuz geçmiş dönemde daha başarılıydı. Güzel yerlere de geldi takip ettiğim kadarıyla. Bu son zamanlarda zeytinlik sporumuzun ismini pek duymuyorum yani. Herhalde bir eksiklik var gibi düşünüyorum. Ama bize düşen bir görev olursa bu konuda her zaman için tabii ki mahallemizin takımıdır. Yanında olacağız. İnşallah. Mücadelemizi vereceğiz. Son olarak yaklaşan 31 Mart seçimleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu seçimler gerçekten şu anda çok önem arz edebiliyor. Çünkü ülkemiz üzerinde bayağı oyunlar oynanıyor.
bu oyunların üstesinden gelebilmemiz için bu seçimlere çok dikkatli olmak gerekiyor. Bütün insanlarımızı sandığa gidip oylarını vermelerini rica ediyorum ben de. En doğrusunu, en iyisini halkımızın vereceğini düşünüyorum. Bu benim dediklerim, sıkıntılar zaten halk tarafından da biliniyor. Eskisi gibi değil. Halkımız artık, insanımız tecrübeli. Nereye gideceğini, ne yapacağını biliyor. Oynanan oyunların da farkında. İnşallah hakkımızda, ülkemiz hakkımızda, milletimiz hakkında faydalı olur diye düşünüyorum. İnşallah. 6 tane adayın olması mahalle içi demokrasinde bir geliştiğinin göstergesi diyorsunuz yani, değil mi? İnşallah. Evet, tabii ki çoklu aday iyidir yani her zaman için. Hani böyle. Biz de size çıkmış olduğunuz bu yarışta inşallah en güzel yerde bitirmenizi diliyoruz. Güzel vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Son olarak sizin gibi ben adaylara söylemek istediğiniz bir temenniniz var mıdır? Ben adaylarımıza temennim şudur. Görüyorum ki hepimiz kardeşiz. Birlik beraberlik içinde bu yarışa girmiş görünüyoruz ama benim bir sıkıntım var. Nedendir bu yapılıyor sürekli? Rakip adayın resimleri sağda solda yırtılıyor. Bunu mutlaka rakipler yapıyor. Bu şekilde yola çıkacaksınız kardeşim. Hiç çıkmanıza gerek yok. Burada bir kere olayı kaybettiniz. Ben dükkanımın camına asılan bir rakibimin resmini yabancı birisini yırtarken gördüm. Ne yapıyorsun diye ikaz ettim. Onun yırttığı resmi tekrar bantlayarak aynı yerine geri yapıştırdım. Olaya bu şekilde bakmamız gerekiyor aday olarak. Herkes birbirine saygılı olmalı. Sonuçta bizi oraya geleceksek şayet mahalle sakinlerimizin oyları getirecek. Ama burada çeşitli entrikalarla ben burayı kapacağım yoluna girerseniz hiç burayı yetenmeyin. Zaten orada kaybediyorsunuz orayı. Ben birkaç yerden de duydum. Yanlış yapıyor arkadaşlar. Keşke yapmasalar. Yani halkımız kimi seçerse o olsun yani. Ve geldikleri zaman da makamı hakkıyla kullansınlar. Ne gerekiyorsa, yapması gerekiyorsa en ufak noktasına kadar görevlerinin başında olsunlar. O sorumluluklarını yerine getirsinler diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.